Videoya başlamadan önce hemen belirteyim. Bu bir komplo teorisi videosu değil. Ayrıca bu videoda NASA, ESA gibi kurumların yalancı olduğunu da iddia etmeyeceğiz. Ama yine de belirtmek gerekiyor ki uzay gerçekte NASA gibi kurumların paylaştığı fotoğraflar dahil olmak üzere internette gördüğümüz uzay fotoğraflarındaki gibi görünmüyor. Hubble Uzay Teleskobu 20 yılı aşkın bir süredir gökadalar, bulut sular ve gezegenler gibi gök cisimlerinin fotoğraflarını çekiyor. İnternette de sık sık paylaşılan bu fotoğraflardaki yapıların renkleri ve canlılığı görüntüleri büyüleyici hale getiriyor. Ama aslında Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğrafların hiçbiri renkli değil. Fotoğrafların tümünün ham hali siyah beyaz. Elbette bunun önemli bir sebebi var. Öncelikle renkli fotoğraflar çeken kameralardan çıkan görüntülerin siyah beyaz fotoğraflara göre çok daha düşük çözünürlüklü olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü özellikle dijital kamera sensörlerinde görüntüyü renkli hale getirmek için kırmızı, yeşil ve mavi reseptörler yer alıyor. Bu reseptörler normal şartlarda kameranın toplayabileceği ışığı düşürdüğü için çözünürlüğü de düşürmüş oluyor. Çözünürlüğün ve keskinliğin düşmesi demek bilgi kaybı anlamına gelir. Ayrıca önceki videolardan hatırlayın. Bir teleskobun ana görevi yakınlaştırma yapmak değil, mümkün olduğunca fazla ışığı toplayabilmekti. Söz konusu fotoğraf çekme kabiliyeti olan bir uzay teleskobu olduğunda da ne kadar fazla ışık, o kadar fazla bilgi demektir. Dolayısıyla fotoğrafların siyah beyaz olması, parlaklık detaylarının da renkli fotoğraflara göre daha sağlıklı biçimde incelenebilmesi anlamına geliyor. Yani aslında fotoğrafları siyah beyaz çekerek daha yüksek çözünürlüklü ve keskin fotoğraflar elde etmiş oluyoruz. Eğer fotoğrafların ham hali renkli olarak çekilseydi bu çok ciddi miktarlarda veri ve bilgi kaybı anlamına gelirdi. Ama tabii bir taraftan da insan gözünün siyah beyaz renkler arasındaki gri tonların hepsini kolayca ayırt edememesi gibi can sıkıcı bir durum söz konusu. Bu yüzden ham hali siyah beyaz fotoğraflar kırmızı, yeşil ve mavi filtrelerden geçirilerek ayrı ayrı alınıyor. Filtrelerden geçirilerek elde edilen bu siyah beyaz fotoğraflara Photoshop gibi yazılımlarla renklendirme yapıldığında ortaya göze hoş gözüken çalışmalar çıkıyor. Peki neden özellikle kırmızı, yeşil ve mavi filtreler? Teleskopların ana görevinin ışığı toplamak olduğunu söyledik. Ama günlük hayatta ışık dediğimizde aslında ışığın görebildiğimiz dalga boyunu ifade ediyoruz. Oysa ışığın görünür dalga boyu aslında ışığın küçücük bir kısmını oluşturuyor. Yani insanlar olarak bizler elektromanyetik spektrumun yalnızca küçük bir kısmını 380 nanometre ve 700 nanometre aralığındaki dalga boylarını algılayabiliyoruz. Bu aralık aynı zamanda kırmızı, yeşil ve mavi renkleri de içeriyor. Tabii bu 3 renkten çok daha fazlasını görebiliyoruz çünkü diğer tüm renkler aslında bu 3 rengin birleşiminden oluşuyor. İşte tam da bu yüzden siyah beyaz bir fotoğrafı RGB filtrelerle renklendirerek gerçekte görebileceğimiz haline sokabiliyoruz. Dolayısıyla şimdiye dek büyük bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Yani Hubble her ne kadar fotoğrafları maksimum çözünürlük elde etmek amacıyla siyah beyaz olarak çekse de filtrelerle ortaya çıkarılan son fotoğraf eğer gözlerimiz bir teleskop kadar güçlü olsaydı cisimleri nasıl görebileceğimizi göstermiş oluyor. Yani ortada herhangi bir kandırmaca söz konusu değil. O zaman bu defa biraz daha ileri gidelim, işleri karmaşıklaştıralım ve Hubble'ın çektiği en meşhur fotoğraflardan biri olan yaratılış sütunlarını ele alalım. Fotoğraftaki canlılık ve renkler gerçekten büyüleyici. Ama eğer gözlerimiz bir teleskop kadar güçlü olsaydı veya bu bulutsuya çok yakından bakıyor olsaydık bu yapıları yine bu renklerle mi görürdük? Cevap hayır. Fotoğrafta oksijenin bulunduğu bölgeler için mavi, hidrojen için yeşil ve sülfür içinse kırmızı renk atanmış. Yani aslında gördüğümüz bu fotoğraf bir nevi element haritası ve bu yapıları gerçekte bu renklerde göremiyoruz. Elbette bilim insanları bunu bizi kandırmak ya da fotoğraf sırf bize güzel gözüksün diye yapmıyorlar. Farklı türdeki bulut suların fotoğrafları elementlerin bulut suda nasıl bir dağılım gösterdiğinin anlaşılması amacıyla çekiliyor. Yani bulut suların hangi bölgelerinin hangi maddeleri içerdiğini anlayabilirsek
bu yapıların nasıl oluştuğu ve evrildiği hakkındaki bilimsel verilere de erişebiliriz. Bu yüzden örneğin bir bulut suda sülfür miktarını öğrenmek için fotoğrafı elektromanyetik spektrumda sülfürün geçeceği dalga boyunda filtreleyebiliriz. Her elementin elektromanyetik spektrumdaki dalga boyu farklı olduğu için tüm elementler hakkında bilgi sahibi olmak adına onlarca farklı filtre kullanılabilir. Daha sonra bu filtrelerden elde edilen fotoğraflar birleştirilir, elementlerin bulunduğu bölgelere göre farklı renklerle renklendirilir. Dar bant filtreleme adı verilen bu teknik sayesinde bir bulut sudaki element haritası da yapılmış olur. Doğal yollardan hidrojen ve sülfür kırmızı renklerde görülebilir. Oksijen ise yeşile daha yakındır. Ama eğer renklendirme buna göre yapılsaydı, elementler aynı veya çok yakın renklerde görüneceği için fotoğrafta kırmızı renk çok daha hakim olur ve bulut sudunun element haritasını çıkarmak da bir hayli zor ve kullanışsız olurdu. Farklı filtreler sayesinde renk haritalamasının dışında normalde insan gözüyle görmenin imkansız olduğu detayları da görebiliriz. Az önce insan gözünün ışığın aslında çok küçük bir kısmını algılayabildiğini söyledik. Ama Hubble Uzay Teleskobu görünür ışığın yanı sıra mor ötesi ve kızıl ötesi ışığı da yakalayabiliyor. Örneğin burada yaratılış sütunlarının kızıl ötesi dalga boyunda alınmış bir fotoğrafını görüyoruz. Fotoğrafa dikkatli biçimde bakacak olursak kızıl ötesi dalga boyu sayesinde gaz ve tozların ardında kalan yıldızları ya da diğer detayları da görebiliyoruz. Çünkü uzun dalga boylarına odaklandığımızda görünür ışık nedeniyle göremediğimiz gaz ve tozun arkasını görme şansı buluyoruz. Ama tabii kızıl ötesi ve mor ötesi dalga boylarını gerçekte göremediğimiz için bize göre bu dalga boylarının bir rengi de yok. Bu yüzden bu fotoğrafların elektromanyetik spektrumdaki sıralamalarına göre gözlerimizle görebildiğimiz temsili renkler atanıyor. Özetlemek gerekirse fotoğraflarda gördüğümüz bulut suları eğer gözlerimiz teleskoplar kadar güçlü olsaydı rengarenk değil, bulut sulardaki hidrojen bolluğu nedeniyle çok daha kızıl tonlarda görürdük. Ve başta Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğraflar dahil olmak üzere tüm uzay fotoğrafları Photoshop gibi yazılımlarla farklı işlemlere tabi tutuluyor. O halde sormamız gereken soru şu: bu durumda gördüğümüz bu uzay fotoğrafları sahte fotoğraflar mı olmuş oluyor? Kesinlikle hayır, fotoğraflar sahte değil çünkü fotoğraflardaki renklendirmeler bu renk buraya çok yakışır o zaman burayı mavi ile boyayayım şeklinde değil, elementlere göre yapılıyor. Ayrıca kızıl ötesi ve mor ötesi gibi göremediğimiz dalga boylarının renklendirilmesi de fotoğrafları sahte yapmıyor. Çünkü eğer bu fotoğraflara bu yüzden sahte dersek elektromanyetik spektrumun yani ışığın tümünün sahte olduğunu iddia etmiş oluruz. Bu spektrumun içerisinde radyo dalgaları gibi dalga boylarının bulunduğunu da unutmayın. Yani eğer bu fotoğraflara sahte diyecek olursak, televizyon izlerken ekrandaki görüntünün aslında var olmadığını, bu görüntüyü kafamızda uydurmuş olduğumuzu iddia etmiş gibi oluruz. Veyahut telefon görüşmesi yaparken duyduğumuz seslerin aslında gerçek olmadığını, bu seslerin birer hayal ürünü olduğunu söylemiş oluruz. Sanırım bunun kulağa ne kadar saçma geldiğini anlayabiliyorsunuz. Ayrıca uzay fotoğraflarının Photoshop türevi yazılımlarla işlemlere tabi tutuluyor olması veya farklı filtrelerden geçiriliyor oluşu düz dünyacılar gibi komplo teorisyenlerinin de bahsetmekten en çok haz aldığı konulardan biri. Bu kişiler sanki gizli tutulan bilgileri bulmuş gibi davranarak bilim insanlarını yalancı ve sahtekar olarak etiketliyorlar. Ama zaten örneğin Hubble'ın fotoğraf arşivine girecek olursak bu fotoğraflarda ne değişikliklerin hangi filtrelerle yapıldığı bilgisine kolayca ulaşabiliyoruz. Üstelik bu yeni bir şey de değil. Onlarca yıldır bu bilgiler halka açık ve detaylı biçimde sunuluyor. Zaten NASA'nın kendi sitesinde açıkça belirttiği bilgileri referans ve kaynak gösterip "bakın gizli bilgileri bulduk, bize yalan söylüyorlar" demek tam da bir komplo teorisyenine yakışan bir hareket olurdu. Thank you.